Bugüne kadar ne AK Partisi, ne CHP'si, ne bilmem şu bu, hiçbir parti bize yaklaşmadı. Hiçbiri bile belediye başkanı bile geçmiş olsun bile yani geçmiş olsun bile adamlar gelmedi. Şahsen ben kendim şeyime ben helal olsun demiyorum yani. Aa bu kadar bu mesele bu kadar bu şey millet var buralarda bu depremde dolayı rezil olmuş. Hiçbir yardım buraya bu mesele bir şey gelmiyor yani buraya. Ben mesela şahsen ben kendim söyleyeyim. Ben 4 yaşındayım. Aa şimdi bir de benim eve de hafif hasar diye vermişler. Ben bir oda yapacak gücüm yok benim. Yani bilmiyorum artık ne yapacağımızı ben de şaşmışım. Mesela gelip de şey bize yardım eden bu Silopi dedi. Başka bir Allah'ın kulu yani bir adam bir gün birisi gelir der geçmiş olsun der. Yani ne bir şey ne yapıyorsunuz burada? Hiçbiri gelmedik. Valla gelip de istemezsinler böyle bize bir boyu istemeyi. Yani hiçbir parti de yani bu şeyin içinde gelip de ben şahsen ben vermem yani. Gelip de geçmiş olsun demediler. Bir yardımda bulunmadılar. Bir belediye başkanımız AKP'li gelip de bir yardım geçmiş olsun diyemez miydi çadırlara? Diyebilirdi değil mi? Demedi. Yardımı bile olmadı. Nasıl biz oy verek? Sen olsan sana sahip çıkmayana oy zamanı sahip çıkarsa verin mi vermeyin mi? Vermeyin. İki katlı evimiz gitti. O şeyin altından biz nasıl çıktık? Açık kapı kilitlendi. 25 gün bu insanlar ne bir banyo yapabildi, ne bir çamaşır yıkanabildi, ne kafamız böyle keçe oldu. Kimse gelip de necisin demedi. Çadırlarımızın içine su giriyor, çamurun içinde yatıyor. Mesela dışarılardan para geliyor, hiç kimse görmüyor. Yardım geliyor, kimse görmüyor. Gelip de kimse oy isteyemez, vermem. Çadırlar Allah vere de gelsin. Oy mu yok. Ben yanlış karşılıyorum. Helallik istemesini, her şeye rağmen bizi suçlamasını. Yani 3 gün neredeydi? 3 gün uçaklar üstten geçiyordu. Neden gelmediler yanımıza? Oy istemesini de aşırı saçma buldum. Daha nasıl oy isteyebilir? Tamam bazıları verebilir. Gerçekten bazılarına yardım gitmiş olabilir. Ama bize gelmedi. Bizden oy istemesin. Ben vermeyeceğim. Çadır hayatına artık ne kadar devam edeceğimi bilmiyorum. Bana biri açıklama yapsın. Ben ders çalışamıyorum. Üniversite sınavına gireceğim. Kitaplarım, hiçbir şeyim yok. Çadırın içinde sadece oturuyoruz. Ders çalışmak istiyorum. Okula gitmek istiyorum. Deprem oldu. Bu 40-45 gündür daha buraya gelen, giden kimse olmadı. Bütün bu destekler de hep bizim Kürtlerde geldi. Doğu tarafında geldi. Hepsi. Bu taraftan hiçbir destek yani şey olarak almadık. Helallik istemezsin. Çünkü kimseye bir şey olmadı ki helallik istesin millette. Gelsin ben burada kendine de söylerim. Birer tane ısıtıcı soba dağıttılar. Geri o ısıtıcıları geri topladı götürdüler. Dedi, neymiş de çadırda yangın çıkarmış. Ya fakir fukara ne yaksın? Ne yaksın ne? Evler gitti. He? Ev gitti. İki katlı evim vardı. O gitti. Ben pencerede atladım canımı kurtarmak için. Ben ikinci katta pencerede atladım. Ne için? Canımı kurtarmak için. Tamam canım kurtuldu. 5 gün yardım kimse buralara yaklaşmadı. Yardım diye bir şey gelmedi. Biz oradan evimizin önünde çamurda, yağmurda debeleniyorduk. Birisi gelip de demedi ki geçmiş olsun ne oldu ya? Deprem oldu işte öldünüz mü kaldınız mı bir şey yediler mi yemediler mi? Bütün ufak çocuklar kimse yaklaşmadı. Sonra ne oldu? Sonra hep doğu tarafta geldiler. Araba dolusu. Antep'te yemekler oldu geldi. Kavurmaları yaptılar, pilavları yaptılar, getirdi işi gücü rast gelsin. Millete dağıttılar Allah ki millet yedi. Biz geldik gelen buraya Sinop'u buraya çadır kurmuş. Günde 3 gün, günde 3 gün millete yemek veriyorlar. Günde 3 gün. Oy istemezsinler. Aynen öyle. Oy istemezsinler. Oyumu ben yırtar atar gene vermem. Ben de söyledim. Niye ya? Bana bir faydan mı oldu? Yok. Yani diyorum işte istemezsinler. Yani yüzleri varsa istemezler. Bir devlette ya bir devlette insan yaralanmaz mı? Bir devlette bile yaralanamıyorum. Bak eğer bu şey giderse var ya, bu iktidar giderse, öteki gelirse belki hayli hayli 4-5 senede ortalık düzelir. Ortalık düzelir, iyi olur. Vallahi kızım biz 20-21 senede beri biz bu adamın himayesindeyiz. Biz de diyoruz ki artık yeter.
kusura bakma git torunlarınla otur, eğlen, artık bırak bu işi. Yani sen hiç mi yorulmadın? Artık biz bu iktidarı değiştireceğiz. Değiştirmemiz lazım. Bak şimdi benim evim yıkıldı. Bütün komşularım evleri yıkıldı. Şimdi biz bir belirsizlik içerisindeyiz. Kimi diyor ki devlet yapacak. Ne yapacaksa. Elazığ'da Van'da deprem gören vatandaşlarımız bir duyuyor ki 7-8 sene oldu. Halen daha ne evleri yapılmış ne barklar yapılmış. Biz bunun neyine güveneceğiz artık? Ya sen zamanda sen yarama merhem olmadıktan sonra helallik İslamiyet nasıl yüzün var da yarıp helallik istiyorsun ya? Helallik melallik yok. Yediğimiz var ya bir yemektir ama nereye gidiyor bu yemek? Biz bilmiyoruz. Ne yediğimiz de bilmiyoruz zaten. İştah yok. Sabaha kadar düşünüyoruz. Allah'ım sonumuz ne olacak? Ev gitti, bark gitti, akraba gitti, dost gitti. Allah yardımcımız olsun. Ha, helalliğe gelince, ya gitsin başka yerde helallik istersin. Bizde helallik, melallik yoktur.